Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Ordu'da Gölköy'deyiz, Ulu Göl'deyiz. Önümüzde efendim her zaman olduğu gibi yine Armut geldi. Son dönemde Armut ayrılmaz bir bütün oldu benimle beraber. Güzel bir sofra serilmiş. Tabii ki Gölköy denince, Ulu Göl denince de buranın gastronomisini, buranın mutfağını en iyi bilen, en iyi yemekleri yapan çok değerli hanımefendi Bircan Hanım'la birlikteyiz. Efendim öncelikle müthiş bir manzara, müthiş bir yeşillik. Bu manzaraya, bu yeşilliğe de böyle lezzet yakışır. Bu gördükleriniz aslında Gölköy mutfağının belki 1/5, belki 1/10 ama karınca kararınca vaktimiz dardı. Bunlar hazırlanmış. Efendim şuradan başlayalım. Nedir? Öncelikle Türkiye'nin en uzun ömürlü insanların yaşamış olduğu memleketimize, Gölköy'ümüze, Ulu Göl'ümüze hoş geldiniz. Ortalama? Ortalama yaş sınırı 82. Hay en maşallah. Az. Allah uzun ömürler versin efendim. Tescillenmiştir efendim bu. Bunda gastronominin etkisi var mı? Kesinlikle. Var. Şöyle söyleyeyim, %80'i doğanın ve yediğimiz içtiğimizin etkisi. Eyvallah. Buradan başlayalım Bircan Hanım. Öncelikle kuş burnunu getirdik ki ham maddesini gösterelim. Kuş burnumuzu şu hale dönüştürüyoruz. Kışa hazırlık, kahvaltılarda. Organik %100. %100 organik ürünümüz. Eyvallah. Kuş burnunu kenara aldık. Bu nedir efendim? Yoğurdumuz. Buranın yaylalarından. Doğal yoğurdumuz. Üzerinde armut pekmezi. Armutumuzu oraya koyduk. Armut pekmezimiz. Burada yoğurt böyle mi yenir efendim? Yoğurt buralarda genelde armut pekmeziyle ve mısır ekmeğiyle tüketilir. Evet. Balımız efendim? Balımız da efendim kendi Gölköy'ümüzün arıcılarının yapmış olduğu organik balımızdır aynı şekilde. Bu şekilde. Evet. Buraya geliyoruz efendim. Evet. Bizim milli yiyeceğimiz karalahana. Bu da karalahana dolması, dolması olur, turşusu olur, çorbası olur. Biz burada size dolmasını yaptık. Karalahana dolması olmazsa olmazımız olmazsa diyorsunuz efendim. Olmazımız. Fasulye turşusunu da şöyle bir gösterelim. Orada bahçelerin fasulyesi, onun altını çizelim. Gölköy'lü hanımlarımızın ekip dikmiş olduğu organik fasulyelerimiz. Tamamı Gölköy'ün doğal organik ürünüdür. Biz burada turşusunu, aynı zamanda da soğanlı diblesini. Evet, dible. Dible de fasulyenin soğanla kavrulmuş hali. Bu nedir efendim? Bu da sadece ve sadece Ordu'da yetişen bir bitki. Nedir? Nisan ayının kabalak. İsmi kabalak. Nisan'la Mayıs arası sadece 20 gün yetişen bir bitkimiz. Biraz sanki Sivas pezik turşusuna benziyor. Yok, gibi. Pazı değil. Pezik turşumuz değil, kabalak. Kabalak. Sadece Gölköy'ün kendi yöresine özgü. Biz burada bunu... Neyle harmanlıyorsunuz? Turşusunu yaptık efendim biz bunun. Turşusunu da soğanla, kapya biberle kavurduk. Olmazsa olmaz. Ordu denince ilk akla gelen. Ben şimdi size fındığın bu. Orijinal hali. Bu da aynı şekilde. En son sizler işlenmiş halini tüketiyorsunuz. Bu da bizim fındığımızın orijinal hali. Güveniyor musunuz fındıkta? Kesinlikle. Şimdi Ordu'nun ilçeleri oldukça fazla. Gölköy'ün fındığının özelliği nedir mesela? Gölköy'ün fındığı diğer yerlere oranla biraz daha randımanlı. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. İri. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, yolunuzu Ordu'ya düşürmüşseniz biraz böyle yukarılara çıkacaksınız. Gerçi Ordu'da zaten yukarı çıkılmayan sahil ilçeleri hariç hiçbir ilçe yok. Yukarıya çıkacaksınız, kaleyi göreceksiniz, Ulu Göl'ü göreceksiniz, bongolo evleri göreceksiniz. Bu gördüğünüz lezzetleri, dediğim gibi bunlar sadece belki 1/5, belki de 1/10 yiyeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz. Gelmeden, görmeden, yemeden, tatmadan, şahit olmadan olmaz diyoruz. Ben ne kadar anlatsam boş. Ey vatandaş, gel Gölköy'e koş diyorum efendim. Evet efendim. Ömrüne ömür katmak isteyenleri Ulu Göl'e bekleriz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, tabii ki Ordu'ya gelip de, Gölköy'e gelip de, gölün kenarına gelip de kuymak yemeden olmaz dedik. Evet, belki Trabzon, belki Karadeniz kuymak çok meşhur ama Ordu'nun da olmazsa olmazı, efendim iddialı mıyız kuymakta? Kuymak konusunda gayet iddialıyız efendim. Peynirimiz de Gölköy'ün kendi peyniri, tereyağımız da Gölköy'ün kendi tereyağısı. Dediğim gibi bu şekilde. Kahvaltılarda olmazsa olmaz. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazdır kuymak. Bir tek Rize'ye özgü değil efendim. Ordu'nun da olmazsa olmazdır kuymak. Herkes Ulu Göl'e kuymak yemeği bekleriz. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Ordu'ya, Gölköy'e, Ulu Göl'e geldiğiniz zaman gölün muhteşem manzarası eşliğinde kuymağı yeseniz yeter. Buranın farkı bir de şu efendim. Peynir de kendi peynirimiz olduğu için
Her şey doğadan. Kuymak gemiye herkesi bekleriz. Evet, hanımefendi dedi ki bu uzamayan kuymak dedi. Uzamayan kuymağı şöyle bir görelim. İki türlü yapıyorlar. Mıhlama. Evet, şöyle siz şunu tutun. Hani genelde böyle uzatıyorlar ya şöyle Bu havaya mıhlama doğru. Bu tarzı. muhlama tarzı olan bir de bunun uzayanı var. Bize uzamayanı nasip oldu. Afiyetle yiyeceğiz. Yolumuza inşallah devam edeceğiz. Efendim Ordu Gölköy'de meşhurdur ineklerin, camışların kaymağı ve yine Ordu Gölköy'de, Ulugöl'de meşhurdur. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in kuymağı diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.